Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda harika bir ürün tanıtacağım sizlere. Bu ürün uzun zamandır araştırdığım, ettiğim pek çok bu ürünün muadilleri olanlarla arasında kaldığım ama sonunda nihai karar verip aldığım bir ürün arkadaşlar. Evet, evimizin ihtiyacı olan ve işimizi de büyük çoğunlukla kolaylaştıran ve her eve aslında bir ihtiyaç olan ve şu anda da günümüzde de pek çok eve girmiş olan harika bir ürün bu. Ürün arkadaşlar şu an yanımda, burada şöyle göstereyim. Biraz ağır. Şöyle Roborock S6 Max arkadaşlar. Robot süpürge aldım ve bunun da şimdi sizlerle birlikte kutu açılışını gerçekleştireceğim. Ben ürünün kutu açılışını çoktan gerçekleştirdim, ettim, montajladım, hatta bitirdim. Ve ürünü de bir kullandım, deneyimledim. Şimdi de size o kutu açılışında kutunun içerisinde neler çıktı, nasıl vesaire, nasıl bir karşılaşma olduk, ürünle nasıl bir karşılaşma yaşadık, onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ürün cidden çok harika, çok muazzam ve aynı zamanda da verimli. Ve cidden tam bir fiyat performans ürünü. Aslında şu an günümüz şartlarında 13-14 bin lira civarında bu ürün. Aslında bu noktalarda, yani bu noktalarda olmaması gerekiyor ama günümüz şartlarındaki enflasyon vesaire derken, kur derken fiyat buralara gelmiş durumda. Ama şunu söyleyeyim sizlere, cidden eliniz ayağınız oluyor ve işinize de çok yarıyor. Yani ben bu üründen çok memnunum ve şu anda da severek de bunu kullanıyoruz. Şimdi gelin arkadaşlar, ürünün kutu açılışını gerçekleştirelim. Beraber birlikte kutu açılışını yapalım sizlerle. Haydi kutu açılışına. Evet arkadaşlar, robot süpürgemizin kutusu burada. Gördüğünüz gibi daha hiçbir şekilde açılmadı. Her tarafı bantlı. Bunu biz Teknosa mağazasından aldık. İnternetten almadık, Teknosa'dan aldık. Zaten İstanbul Anadolu yakasındaki yani Vatan Kompütür'e gittiğimizde yoktu. Diğer şubelerinde de yoktu. Anadolu yakası için söylüyorum. Gerçi sistemden baktılar. Bence tüm İstanbul için mağazalara bakmışlardır. Diğer işte MediaMarkt vesaire, onları da aramıştık. Orada da yoktu. Sadece Teknosa'da bulduk. Onu da, bir tane vardı ellerinde. Onu aldık arkadaşlar. Evet, dediğim gibi hiç açılmadı. Şimdi sizinle birlikte robot süpürgemizin kutusunu açıyor olacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve böyle videoların devamı gelmeye devam edecek inşallah. Evet, elimde makasım burada. Şu bantlanmış yerlerden keserek başlayacağım şimdi. Şöyle yapayım. Umarım kameranın açısı da iyidir. Rahat rahat görebiliyorsunuzdur. Evet. Şöyle. Ve tekrardan bir batıracağım. Bayağı bir ağır arkadaşlar ve bayağı bir büyük bir kutusu var açıkçası. Hop. Evet. Çıktı. Evet. Asıl kutusuna ulaştık. Roborock S6. Şöyle kutusunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle yandan da gösteriyorum. Buradan da şöyle. Şimdi diğer kısımlara geçiyoruz. Yine burada da bantlanmış ve kutunun hiçbir şekilde açılmadığını görebilirsiniz daha öncesinde. Siz eğer internetten sipariş veriyorsanız, hani geldiği zaman ne olur ne olmaz diye böyle kontrol edin bantların hiçbir şekilde açılmadığını ve ilk kez sizin tarafınızdan açıldığına dikkat edin. Ne olur ne olmaz, çünkü internetten
aldığınız zaman bazen bazen o tarz riskler olabiliyor. Bir dakika tersten aç, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. İlk kutudan çıkan parçamız arkadaşlar. Bu robot süpürgenin altı için. Yani şarj ünitesinin olduğu bölgeye koyuyorsunuz arkadaşlar. Hani yerde bir ıslak, nemlik vesaire bir şey varsa. Hani su varsa veya su dökülürse. Bu en azından makineyle yer arasında, zemin arasında bir koruyucu katman oluşturuyor. Hani cihaz nemden, ıslaklıktan etkilenmesin diye. O yüzden önemli. Bunu şuraya bırakayım şimdi. Evet, kalınca ve büyük bir kullanım kılavuzu arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca bir geçeyim, Türkçe var mı diye bakayım. Rastlayacak mıyız? Sanırım yok. Şuradan da direkt anlaşılıyor olmadığı. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca var. Ama Türkçe yok. Yine burada da ufak bir el kitapçığı var arkadaşlar. Burada da telefon üzerinden nasıl kurulum yapacağınızı gösteriyor. Ama dediğim gibi gene yabancı dilde Türkçe bir özellik yok. Türkçe dil seçeneği koymamışlar. Xiaomi'de de yoktu. Yani Xiaomi'de birçok ürünü aldım ama Türkçe dil desteği yok maalesef. Adamlar en çok burada satıyorlar ama Türkçe dil desteği yok. O da bu da şöyle. Evet. Kutular var gene. Şöyle yapalım. Evet. Burada paspas. Yani mop özelliği için kullanacağımız bir kısmı bu. Çok güzel bir yüzeyi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hakikaten kaliteli bir şey verilmiş. Paspas verilmiş. Bakalım içerisinden yedeği çıkacak mı bunun. Şöyle de bunu buradan ayırmak isterseniz de eğer. Şöyle çıt çıtı var. Şuradan şöyle göstereyim. Ve şöyle yaparak çıkıyor. Yani şuradan takabiliyorsunuz tekrardan ucunu. Böyle getirirsiniz. Daha sonradan da böyle yapıştırırsınız buraya güzelce. Burada da şarj ünitesinin kablosu var. Onu da şuraya koyayım. Yedek bir toz filtresi, HEPA filtre arkadaşlar. Bu yedek olarak konulmuş. Gerçi hepsi buradalar vesaire. Yedeklerini alabilirsiniz. Yani kur şu anda zıplamıyorken yukarı doğru ve enflasyona daha fazla hani en azından yükselmeden eğer yedek ürününüz yoksa bence alın verin. Bulunsun. Eğer kullanıyorsanız bu ürünlerden. Şöyle atalım. Evet, şarj ünitesi. Burada şunu bir açayım. Cihaz bunun önüne park edip şuralarla eşleşip şarj oluyor. Şöyle şarj ünitesi, kablosu da burada. Kablosu çok uzun değil. Aslında biraz uzun olsa güzel olurmuş bence. Eğer daha uzunları belki bilmiyorum, bakmadım hiç ama satılıyorsa değerlendirebilirsiniz tabi. Evet, geldik şimdi ürünün kendisine. Cidden ağır bir ürün arkadaşlar. Hakikaten. Yani bunu düşüreyim falan demeyin. Bu ağırlıkla hele yüksekten düşerse kesinlikle bence sağlam kalmayabilir. Şimdi kutuyu şöyle kaldırıyorum. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar.
Ürünümüz burada. Şunu bir bu şekilde açayım. Vallahi çok güzel paketlemişler ve çok güzel sarmışlar. Çıt çıt çıkan ses şuradanmış. Evet. Siyah, güzel bir siyah rengi var. Cidden. Şunu da şöyle. Evet, kameralarını da açmış bulundum şu anda. Evet, Roborock S6. Sinli bir siyah yüzeyi var arkadaşlar. Çok güzel. Yani ürünün dışı vesaire çok güzel arkadaşlar, onu söyleyeyim sizlere. Altını da şöyle göstereyim. Şurada 5 fırçalı tek, yani tek fırçası var. 5 tane de şu parça şeyden var, fırçalardan var. Bir tane yetiyor zaten. Ben onu araştırdım. Tek fırça olması yeterli. Köşelerdeki pislikleri direkt şu gırgır kısmına iletiyor. Şöyle alttan görmüş olun. Bu tekerleri cidden büyük. Hani onu söyleyeyim sizlere. Zaten 20 santimetrelik yükseklikleri çıkabiliyor. Yani atlayabiliyor engellerin. Onları aşabiliyor. Tekerleklerin böyle büyük olması güzel. Altında şu gırgır kısmı var zaten. Şurada da gördüğünüz üzere mop için şunu takacağımız kısmı bulunuyor. Çıkartacağınız zaman şu iki taraftaki şu mandallara basıyorsunuz. Şu anda takıldı. Yani şu an hem süpürge hem de arkadaşlar paspas yapacak mod da. Şurayı da açayım sizlere. Şuradan. Şöyle şurası biraz ince ama yine de sağlam. Şuradan da şuraya bastırarak toz haznesini kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane zaten mevcut filtresi var. Bir tane yedeğimiz var zaten şu anda. Bunu da buradan zaten çıkartıp değiştirirsiniz. Eğer yani ne bileyim 6-7 ay sonrasında vesaire, hani artık iyice kirlendiğini ve işlevini yitirdiğini düşünüyorsanız değiştirirsiniz arkadaşlar. Şunu da şöyle takayım. Bir de şurada şöyle bir tane şey var. Temizleme fırçası var. Çıkarabilirsem eğer. Şu an çıkaramadım ama şurada bir tane de ufak bir fırça var. Hani bu toz haznesini falan temizlemek için vesaire kullanabilirsiniz bunu da. Onu da düşünmüşler. Güzel. Bir ufak portatif kullanabileceğiniz güzel bir fırça arkadaşlar. İyi düşünmüş ama bir de kolay çıksaydı hani güzel olacaktı. Ama maalesef şu an kolay çıkartamıyorum. O yüzden de uğraşmayacağım. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü. Evet, şurayı şöyle kapatalım. Şimdi ürünün bu yanlarında görüyorsunuz, şöyle içeri doğru geçiyor. Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi hani sert bir yere çarptığı zaman içeri doğru esniyor arkadaşlar. Burada bir amortisör sistemi kullanmışlar. Şu anda mevcudiyette arkadaşlar bu üründe toplam 14 tane sensör var. Ve önde de 2 tane kamera var.
Yani ürünün şöyle önüne cisim vesaire geçtiği zaman hani bunu algılıyor kamera sayesinde ve bunu üzerinden geçmeye çalışmıyor veyahut da itelemeye çalışmıyor, etrafından dolaşıyor. Ve bu da ürünün daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda da temizlik yaparken şu an hangi odada, nerede, ne yapıyor, ne diyor diye vesaire görüntüleyebiliyorsunuz önündeki iki tane kamera sayesinde. Bu kameralar sayesinde de hem haritalamayı sağlıyor hem de daha verimli bir temizlik gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ben bunu çok fazla araştırarak aldım. Hatta bunun S7 modeliyle bu neredeyse aynı fiyatta ama satıcı arkadaşlar ve mevcudiyette kullanan insanlar da hep S6'yı tavsiye ediyorlar. S6, S7'ye göre çok daha verimli ve kullanışlı arkadaşlar. 2500 Pascal bir emiş gücü var S6 Max'ın. Aynı zamanda lityum iyon pil kullanıyor. Ve 5200 miliamperlik bir pil bulunuyor arkadaşlar. Ve 6 saatlik bir şarj süresi var. Şarj süresi hakikaten uzun. Tam kapasite şarj olması 6 saat. Ama 180 dakika, yani 3 saatte bir kullanım ömrü var arkadaşlar bunun. 3 saatlik kullanım ömrü de bence gayet yeterli. Bu 3 saatlik şarj süresi içerisinde de 250 metrekare alanı temizleyebiliyor. Çoklu haritalama desteği var bu ürün için. Anlık görüntü aktarıyor, nesne tanımlıyor. Haftalık programlama ve lazer navigasyon özelliği de yine bulunuyor bunda. Ve dediğim gibi altındaki bu büyük tekerlekler vesaire sayesinde de 20 santimlik işte ev içerisindeki tümseklerden, halılardan vesaire çıkabiliyor arkadaşlar. Toz kapasitesi az önceki bu gösterdiğim toz haznesi de 461 litrelik bir toz haznesi var. 297 litrelik de su haznesi var arkadaşlar. Bence ürün 4 dörtlük diyebilirim. Daha hiç şimdi kullanmadım, denemedim. Kurulumunu yapacağım. Zaten bu ilk video oldu. Kutu açılışı oldu. Göstermek istedim sizlere. Daha sonrasında da ilk temizlemeye başlayıp ilk temizliği ve bunun akabinde de paspas işlemini yaptıktan sonra da ilk deneyimi paylaşacağım. Orada da kurulumla alakalı olarak uygulama üzerinden nasıl olduğunu vesaire de size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ürünü tekrardan bir göstereyim sizlere. Bence gayet güzel. Şimdi dediğim gibi bunun ben bir kurulumunu gerçekleştireyim. Wi-Fi vesaire yapalım. Ondan sonra içindeki su haznesini de doldurayım. Ondan sonra haritalandırmasını yapsın. Sonra bir temizlik gerçekleştirsin. Sonraki süreçlerde bir sonraki videoya kalsın. İlerleyen zamanlarda da yine bu ürünle ilgili videolar çekerim. İşte bir ay sonrasında veyahut da 3-4 ay sonrasındaki deneyimleri vesaire. Sizin de sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlar kısmına eklersiniz arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.